Keşke şu anda yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Sayın Fatih Erbakan genel kurulda olsaydı. Merhum Erbakan, yani Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan hocamız, hiçbir partinin AK Parti ile ittifak yapmaması konusunda bazı uyarı ve telkinlerde bulunmuştu. Rahmetli hocamız Erbakan derdi ki, AK Parti'ye oy vermek demek İsrail'e oy vermek demekti. Ya o kadar zulüm yapma başkan. Rahmetli Erbakan derdi ki, AK Parti'ye oy vermek Amerika Birleşik Devletleri'ne oy vermek derdi. Bakıyoruz, rahmetli Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, rahmetli babasının bu tavsiyelerine, bu vasiyetnamesine uymamış. Gerçekten rahmetli Erbakan adaletliydi. Rahmetli Erbakan milli ve yerliydi. Şimdi siz bana diyeceksiniz ki, biz milli ve yerliyiz. Sayın Meclis Başkan Vekilim, bu görev sizin de sorumluluğunuzda ve tüm 84 milyon insanın sorumluluğunda. 2016 yılında muhalefetin kulisinde Atatürk'ün posteri vardı. Atatürk'ün posteri kaldırılınca muhalefet partileri olarak biz ona gereken tepki gösterince muhalefet partisinin kulisine Atatürk posteri asıldı. Ben anlıyorum, AK Parti'nin Cumhuriyet'te ilgili bir sorunu var. Atatürk'le ilgili alerjisi var. Laiklikle ilgili alerjisi var. Şimdi ben size soruyorum Sayın Meclis Başkan Vekilim. Bu sizin sorumluluğunuzda, sizin görevinizde. Sizin Türk bayrağıyla sorununuz ne? Meclisin kulislerinin gazete okuma bölümünde asılı olan Türk bayrağını neden kaldırdınız? Sebebi ne? Türk bayrağını kaldırmak size neden bu kadar sizi rahatsız ediyor? Orada bulunmasını yaratan rahatsızlık ne? Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Vekili olarak Türk bayrağını kim o duvarda indirmişse bunu araştırın, bulun. Hakkında soruşturma açın. Türk bayrağını tekrar oraya asın. Artık gerçekten sizi biz anlayamıyoruz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi de anlayamıyor sizi. Rahmetli Necmettin Erbakan da anlamıyor sizi. Hiçbirimiz anlayamıyoruz. Burada vatandaşa takiye yapıyorsunuz, takiye. Şanlıurfa'nın milletvekilisiniz başkanı, ben de milletvekilim Şanlıurfa'nın. Şanlıurfa'nın milletvekili arkadaşlarımız da burada sıralarda oturuyorlar. Şanlıurfa'nın işsizlik sorununa hiç değinmiyorsunuz Allah rızası için. Yani siz geldiniz, ben Adalet Bakanı, Urfa'ya geldim dediniz. İşsizliği bitirdiniz. İşsizliği ne yaptınız Urfa'da? Bir. İstihdam sorunu Urfa'da ne yaptınız? Torpil kayırmacılığı ne yaptınız? Mevsimlik tarım işçilerinin sorunu ne yaptınız? Elektrik sorunu ne yaptınız? Hani siz orada geceli saat 3'e kadar toplantılar yapıyordunuz. Orada diyordu ben elektrik sorununuzu halledeceğim. Neyi hallettiniz siz? Ve o dönem tarımın DEDAŞ sorununu halledeceğim. Neyi hallettiniz? İşte milletvekili arkadaşlarınız da burada. Ve bunların hepsi toplanıyor. Diyor ki eski Adalet Bakanımıza yan yana geliyoruz tıpış tıpış fotoğraflarla. Urfa'nın sorunlarını çözeceksiniz. Urfa'nın ne sorununu çözdünüz ya Allah rızası için? Ulaşım sorunu. Ben Gaziantep AK Parti milletvekillerini kutluyorum. Onlar geldiler Gaziantep'e hızlı treni getirdiler. Siz Şanlıurfa'ya niye getiremiyorsunuz? Ya Allah'tan korkun. Eğitim sorunu. Urfa'daki sınıf öğrencileri 45-50-60 kişi. Siz hani niye Yozgat gibi yapmıyorsunuz? Urfa'ya gelen fabrikayı Yozgat'a taşıdınız önceki arkadaşlarımız. Yazık, günah değil mi? Yani siz çevre sorunu, altyapı sorunu, uyuşturucu sorunu, afete hazırlık sorunu, arazi toplulaştırma sorunu, metruk yapı sorunu, tarım ürünleri pahalı, çok pahalı. Bunların vergilerini sıfırlayacaktınız. Ne yaptınız? Bir traktör şu anda vatandaş, geçmişte 1 milyondu, şimdi 1 milyona traktör yok. Sayın AK Parti Grup Başkan Vekilim, 2 milyondan aşağı yok. Bunun faizi geçmişte 39 bindi, şimdi Ziraat Bankası 192 bin istiyor 1 milyona. 2 milyona 500 bin istiyor. Yazık, günah be kardeşim Urfalılara. Şimdi Düzceli vekil arkadaşımız geliyor ya. O selde var ya, selde Düzce'yi perişan ettiniz. Şikayet ettim, belediye başkanınız hakkında dava açıldı, dava. Bana vekillik yapacaksınız. Geleceksiniz efe efe buralardan maaşınızı alacaksınız. Bana laf atacaksınız. Vatandaşa hizmeti götürmeyeceksiniz. Ondan sonra efendim ben vekilim. Böyle vekilliğe can kurban ya. Böyle vekilliğe can kurban. Bana bakın, bana Şanlıurfalılar, Bilecik eski belediye başkanı kaç oyun çıktı? Bana organize sanayide sana tahsis edilen, 2 yıl içinde bitirmesi gereken azı arazileri devlete ver, gel onun hesabını ver, hesabını ver burada sen. Bana gel bunun hesabını ver. Sen eski belediye başkanı, organize sanayide aldığın yerin vatandaşa gel iade et. Nerede yolsuzluk varsa, nerede sıkıntı varsa altlarında çıkıyor bunlar. Bilecik'in kanını emiyorsunuz.
Evet, Sayın Tanal, teşekkür ediyoruz. Sayın Tanal, teşekkür ediyoruz. Sayın Tanal karıştırdı herhalde. CHP Genel Merkezi'nden kaldırılan bayraklarla, Türk bayrağıyla. Ya yalan söyleme, gel buraya ya. Yalan söyle başkan. Peki. Peki, teşekkür ediyorum. Sayın Danış Beştaş, buyurun. Sayın Danış Beştaş. Ben kayıt... Tam kayıtlara geçti. Herkesin beyanı kayıtlara geçti. Sayın Danış Beştaş, buyurun. Sayın Danış Beştaş. Sayın Danış Beştaş. Sayın Köksal, Sayın Köksal, Sayın Köksal, Sayın Köksal, lütfen. Bak, siz grup başkan vekilisiniz, lütfen. Danışmanlık Türk bayrağı olmadan beyanat verdiğini bütün Türkiye gördü. Sayın Topbaşoğlu, bunlar kayıtlara geçti. Sayın Danış Beştaş, buyurun. Buyurun. Tabii, buyurun, buyurun. Siz konuşunca dinlerler. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Fatih Erbakan'ın burada olmasını isterdim ama herhalde gitmiş. Söz isteme sebebim de bütün kadınlara yaptığı bir hakarete yanıt olarak söz almıştım. Kadınlar bizim başımızın tacıdır dedi. Ya kaçıncı yüzyılda kalmışlar anlamadım. Biz taç falan olmak istemiyoruz. Çiçek böcek de olmak istemiyoruz. Biz eşit hukuk istiyoruz. Biz ayrımcılık istemiyoruz. Kadınlar olarak kadınların birey olmasını istiyoruz. Yani hakikaten kendi kadın adayını buzlayan, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışı savunan, nafaka hakkına göz diken, ha feminizm diyen, ha faşizm diyen bir zihniyetle neyi tartışalım hakikaten? Ben bu sözleri Türkiye'nin yarısı olan ve böyle düşünen milyonlarca kadın adına söylüyorum. Sayın Erbakan'ın bir an önce bu sözünü geri almasını ve peki. Lütfen tam son sözünüzü alalım. Bakın, bir sataşma yok. Görüş ifade etti. Ama herkes etti görüşünü. Siz de söylediniz. Her görüşün karşısında tekrar tekrar görüşleri yenilemek bize fazla sağlar. Ama söylediniz. Buyurun, son sözünüzü alalım. Sayın Başkan, kadınlar bizim başımızın tacıdır. Kadınlar çiçektir. Kadınlar şöyledir, böyledir diyenler en fazla kadın haklarını ihlal eden, en fazla ayrımcılık uygulayan, kadın haklarını hiçbir şekilde tanımayanlardır. Bunu yaşam deneyimimizden, davalardan, mevcut pratikten gayet iyi biliyoruz. Sayın Erbakan bunu bütün kadınlara karşı söylemiştir. Sözünü geri alsın ve özür dilesin. Pamukçu. Sayın Pamukçu, nedir sizin talebiniz? Efendim, partimizin ismi anılarak bir sataşma var. Bu konuda söz talebim var, lütfederseniz Sayın Başkanım. Peki, yerinizden yeni bir sataşmaya mahal vermeden lütfen. Tabii efendim. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Ben şimdi hangi sayın vekile cevap vereceğimi şaşırdım. Sayın Tanal'a mı cevap vereyim yoksa Sayın Beştaş'a mı cevap vereyim? Siz genel kurulda Sayın Tanal, ben siz bu meclisin en kıdemli vekillerinden birisiniz. Konuşmanızı gerçekten garipsedim. Biz bu seçimde, geçtiğimiz seçimde AK Parti'ye oy vermedik. Sadece Cumhurbaşkanı'na oy verdik. Bir. İkincisi, Sayın Erbakan, rahmetli Erbakan CHP ile de ortaklık yapmış, Adalet Partisi ile de ortaklık yapmış bir şahsiyettir. Ve bu memleketin menfaati neredeyse orada yer almış birisidir. Sayın Beştaş da kadınlar başımızın... Lütfen son sözünüzü alalım, lütfen. Kadınlar başımızın tacıdır sözünden niye alındılar ben anlamış değilim. Sayın Genel Başkanımız burada, bizim kadınlara bakışımız Peygamber Efendimizin bakışı gibidir dedi. Bunun üstünde daha bir değer varsa buyursun, izah etsinler, biz de öğrenelim. Çok teşekkür ederim. Ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri, iş düzüğün 37. maddesine göre verilmiş doğrudan gündeme alınma önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler,
önerge kabul edilmemiştir. Gündemin seçim kısmına geçiyoruz. Dilekçe komisyonunda boş bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna düşen